Arkadaşlar merhaba. Öncelikle bu videoya girdiyseniz sizi tebrik ediyorum. Çünkü bu video biraz daha bilimsel olacak, bilimle alakalı olacak ve bunu isteyen sayısı azdır. Yanımızda Erdinç Bey var. Kendisi Oxford Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Hocam, Oxford'a gelme süreciniz nasıl gerçekleşti? Ben en çok bunu merak ediyorum. Ben Oxford'a 2014 yılında geldim. Ama tabii birden gerçekleşmedi bu süreç. Genelde insanlara anlatıyorum bunu böyle işte Tunceli'de doğdum, sonra Oxford'da, en sona şimdi Oxford'dayım. Böyle bakınca çok uzun bir yolmuş gibi, çok büyük bir sıçramaymış gibi görünüyor ama her şey adım adım gerçekleşiyor. Ben Yeditepe Üniversitesi'nde genetik ve biyomühendislik bölümünde okudum. Orada işte Mustafa Çulha hocanın labında sürekli çalışmalar yaptım. Ömer Faruk Bayrak hocamın labında çalışmalar yaptım. Bu çalışmalar beni tabii ki bir doktora programına yönlendirdi. Ne yaptım tabii? Ondan sonra herkesin yaptığı gibi bütün doktora programlarına başvurdum. Avrupa'daki işte para istemeyen doktora programlarına başvurdum. Almanya'dan birkaç doktora programından kabul aldım. Amerika'dan birkaç doktora programından kabul aldım ve Almanya'ya gitmeye karar verdim. Peki, bölüyorum ama bu süreçte yani lisans eğitiminizde mi laboratuvarlarda aktif bir şekilde evet, yer almaya evet, başladınız? Evet, kesinlikle. Lisans eğitimimde ben laboratuvarlarda çalışmaya başlamıştım. Yani ikinci sınıftan itibaren sürekli laboratuvardaydım ben, yaz okulunda dahil. Yani bizim büyük avantajlarımız vardı. Hocalarımız çok destek veriyordu böyle şeyleri. Ve biz, sadece ben değil, bütün sınıf arkadaşlarım bütün yıllar boyunca, ikinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar hep laboratuvarda çalıştılar. Evet. Ve bu çalışmalar aslında biraz da bir şey oluşturuyor size, bir kültür oluşturuyor. Ne oluyor mesela? Üçüncü sınıftan itibaren düşünüyorsunuz, yurt dışına gitmek istiyor muyum? Eğer yurt dışına gitmek istiyorsanız buna göre çalışmalar yapıyorsunuz. Mesela en önemli çalışmalardan biri dil. Evet. Genelde zaten insanlar artık, öğrenciler İngilizce bölümlerde okuyorlar ama ne yapıyorlar mesela? Yurt dışına gitmek istiyoruz. Yurt dışına gitmek için birkaç parametre var. Bunların en önemlilerinden biri dil. Evet. Yani dil öğrenmek gerekiyor. Özellikle bilim yapmak istiyorsanız, uluslararası alanda bilim yapmak istiyorsanız dil bilmeniz gerekiyor. O yüzden dil sınavlarına hazırlanmanız gerekiyor. Yurt dışındaki doktora programları dil sınavını alırlarken işte TOEFL sınavı var, IELTS sınavı var. Bunlara iyi hazırlanmak gerekiyor. Çünkü hepsinin bir sistemi var. Evet. Kendinize güvenip ya ben çok iyi yaparım dememek lazım. Onların sistemlerini bilmek lazım, İşin iyi çalışmak lazım. İşin usulünü öğrenmek lazım. İşin usulünü yani. Kesinlikle öğrenmek lazım ve bunu 3. sınıfta yapmak lazım. Yani evet. Daha çok zamanım var, 4. sınıfın sonunda nasıl olsa başlayacağım dememek lazım. Çünkü birçok başvuru Ocak ayına kalmıyor yani. Siz 4. sınıfa başladığınızda başvurular bitmiş oluyor artık. Doktora başvuruları. Evet. O yüzden 3. sınıfta bunları düşünüp bunları halletmek gerekiyor. Yani öncesinden lisans eğitiminizde de bir tasarım yapmanız gerekiyor ki ileriye yönelik. Hem onu hazırlanın hem de bu süreçleri kaçırmayın diye yani. Evet. Peki hocam, sonra Almanya dediniz. Sonra Almanya'da doktora programına gittim. Max Planck Enstitüsü'nün uluslararası Max Planck Araştırma Okulu doktora programı. Bu doktora programı da işte 3 senede doktoramı bitirdim. Doktora bitiminden sonra doktora sonrası araştırma yapmak, eğer bilimde kalmak istiyorsanız doktora sonrası araştırma yapıyorsunuz. Bunun için de işte birkaç laboratuvara yazdım ve Oxford'daki laboratuvar zaten daha önce de işbirliği yaptığımız bir laboratuvar olduğu için beni de tanıyorlardı. Yazdım dediğiniz? Yani mail yazıyorsunuz, CV'nizi gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki this is benim işte yayınlarım bunlar. Evet. Çalışmak istediğim alan bu alan. Sizin laboratuvarınızda doktora sonrası araştırma yapmak istiyorum. Ve benim bir avantajım da kendi araştırma fonuma başvurdum ben. Hem Avrupa Moleküler Biyoloji Enstitüsü'nün hem de Avrupa Birliği'nin iki tane önemli fonunu aldım. Bu iki fonu aldıktan sonra zaten istediğiniz laboratuvara gidebilirsiniz. Çünkü laboratuvara bir yükünüz yok. Aksine laboratuvara kaynak götürmüş oluyorsunuz. Fonunuzla beraber gelmiş ben oluyorsunuz. Ben fonumla beraber geldim. Yani yaklaşık 5-5,5 senedir ben buradayım. Sürekli fonumu kendim buldum. Yani şu anda da hem Avrupa Birliği'nin fonu bitti. Hem Avrupa Moleküler Biyoloji'nin fonu bitti ama şimdi Newton fonu var mesela. British Council'la TÜBİTAK'ın ortak bir fonu. Bunu bulup şu andaki araştırmalarımı da bununla destekliyorum ben. Çok güzel. Peki ilerisi için ne düşünüyorsunuz? Bundan sonraki aşama, şu anda zaten grubumu kurdum. Küçük bir grubum var. İşte bir doktor öğrencim var, birkaç tane master öğrencim var. Yavaş yavaş işte grubu büyütüyorum. Büyük ihtimalle Oxford'da kalmayabilirim. Ama başka bir yere gittiğimde de yine kendi grubumu kurarak yine bağışıklık sistemi, biyofizik, bağışıklık sisteminin fiziksel anlayışı üzerine çalışmak istiyorum. Bir önceki soruyla bağlantılı olarak bir şey daha sormak istiyorum. Yani şimdi siz bu ilgi nereden başladı ya da neden immünoloji ile alakalı araştırma yapmak istediniz ya da bu kariyerinizi nasıl karar verdiniz? Ve de bunu hangi seviyede karar verdiniz? Yani 3. sınıfta mı karar verdiniz yoksa ilk başlardan beri zihninizde bir şeyler var mıydı? İlk
daha çocukken bilimle uğraşıyordum ama yani yaşam bilimleri uğraşacağımı düşünmüyordum. Ben klasiktir astronot olmak istiyordum ben. Hala da kozmolojiye çok büyük ilgim var. Ama lisede değişmeye başladı bu. Yani yavaş yavaş biyolojiyi, yaşamı sevmeye başladım. Yaşamı anlamak istemeye başladım. Genetik ve biyomühendislik bölümünü yazmamın sebebi aslında hem yaşamı sevmem ama aynı zamanda fiziği, matematiği de çok seviyordum ben. O yüzden biyomühendislikte sanki fizik ve matematik de öğrenirim ve yaşamı fizikle, matematikle anlarım gibi düşündüm. O yüzden genetik ve biyomühendislik bölümüne gittim. Ve bu bölümde aslında çok faydalı oldu. Yani sadece biyoloji öğrenmedim ben, aynı zamanda matematik de öğrendim. Yani diferansiyel denklemler de öğrendim, lineer cebir de öğrendik orada. Bunlar da çok yardımcı oldu benim için. Evet. Ve zaten artık üniversitede ikinci, üçüncü sınıfta ben kararımı vermiştim. Ben bilim yapmak istiyorum. Ama hem orada çalıştığım laboratuvarla ilgili hem de ileriki planım beni hep biyofiziğe yönlendirdi. Yani hem fiziği hem kimyayı kullanarak bir şekilde Evet. biyolojiyi anlama üzerine. Bir tane de zor soru sormak istiyorum. Şimdi beyin göçü dediğimiz bir kavram var ya da böyle araştırmacıların yurt dışına gitme olayı var. Şimdi bir kısım insanlar buna şey gibi bakıyor. Ya gitmek çok kötü bir şeydir, ülkeye zarar veriyor. Burada kalmalı araştırmacılarımız diyor. Bir kısım da diyor ki araştırmacılar olarak yani imkan bulamıyoruz ki kalalım gibi bir durum var. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsunuz ya da bu karar vermek zor oldu mu? Her gün bu karar vermek zor oluyor. Yani kalma kararını vermek, yurt dışında kalma kararı almak zor oluyor. Çünkü yani Türkiye'li olan insanların, bilim insanlarına sorarsanız Türkiye'ye dönmek istemiyorum diyen çok azdır. Ben de Türkiye'ye dönmek istiyorum. Ama tabii ki şartlar buna el vermiyor. Ben Türkiye'ye dönüp, Türkiye'de çok iyi bilim yapan insanları da biliyorum ve bunları çok takdir ediyorum. Ama bu demek değil ki yurt dışında kalınca Türkiye'ye faydan olmuyor. Birincisi zaten bilim çok evrensel bir şey. Yani bilim ülkeler üstü bir şey. Bilimsel bulgu, bilimsel bilgi bu coğrafyalarla tanımlanacak bir şey değil. Nerede bulursanız bulun bu bilgi insanlığa faydası olacak, doğaya faydası olacak. İkincisi yurt dışındaki Türkiye'li bilim insanı olarak da birçok bilim insanının çok faydası var. İşte herkes Türkiye'den öğrenci alıyor, o öğrenciler Türkiye'ye geri dönüyorlar. Ya da işte gördüğünüz laboratuvarda Türkiye'den staj öğrencilerim var benim. Evet, İşte izlemediyseniz o videoyu da izleyin. ortak çalıştaylar düzenliyoruz, konferanslar düzenliyoruz. Böyle şeyler Türkiye'ye çok Evet. faydası oluyor. Ya zaten hem Türkiye açısından hem de tüm dünya işte dünya bilimi açısından bir şeyler eklemiş oluyorsunuz. Bir noktada da nerede yaptığınızdan ziyade ne yaptığınız daha önemli olmuş oluyor. Bu konuda Türkiye'de şimdi yeni anlayışlar başladı. Beyin göçü değil, beyin gücü. Yani yurt dışına giden Türkiye'li insanları bir araya getirip geri dönmeye ikna etmek yerine aslında bir şekilde onları bir araya getirip bir network oluşturup işte öğrencileri de Türkiye'yi de bunun içine katıp aslında Türkiye'li bilim insanlarını biraz daha yukarı çek. Böyle Evet. anlayışlar da gelişmeye başlıyor şimdi. Biraz da alanınızla ilgili bir soru sorayım. Yani laboratuvarda da gerçi bahsettiniz ama nano immünoloji tam olarak neye odaklanıyor? Ya da işte bilimde genelde bir problem çözmeye odaklanılır. Burada çözmek istenilen problem ne bu alanda? Ya genel olarak biyoloji teknolojiyle limitli. Bir şeyi anlamak istiyorsanız, mesela moleküler düzeyde anlamak istiyoruz biz. Her şey, bütün sır aslında moleküler düzeyde saklı. Hücrenin moleküler yaşamı aslında bizi belirliyor. Evet. Ya şu anda biz konuşurken, işte nöronlarımızdan salgılanan kimyasallar bir yerlere gittiği için ben bu cümleyi kurabiliyorum. Ama bunun moleküler temellerini anlamak çok zor. Çünkü çok 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 küçük boyutlara iniyoruz artık. Ve bu Evet. küçük boyutları anlamak aslında bizim için temel bir zorluk. Biz aslında benim laboratuvarımda bunu aşmaya çalışıyoruz. Biz diyoruz ki süper çözünürlüklü mikroskopla üretirsek eğer bu moleküler detayları aslında canlı hücrede görüntüleyebiliriz. Bağışıklık sistemi de böyle bir şey. Bağışıklık sistemi benim çok özel ilgi alanım. Çünkü her şey için anahtar bir şey. Yaşam için de Evet. anahtar, hastalık da anahtar. Yani iyi bağışıklık sistemi olmayan insanlar hastadır. Bağışıklık sisteminiz iyiyse her hastalığa karşı mücadele edebilirsiniz. Buna kanser de dahil. O yüzden bağışıklık sistemini anlayabilirsek aslında yaşamı da biraz daha geliştirebiliriz. O yüzden bu iki alanı birleştiriyorum. Hem bağışıklık sistemi anlamaya çalışıyorum hem de küçük detayları anlamak için. Nano İkisini immünoloji birleştiriyorum. oluyor. Nano immünoloji oluyor yani. Biraz da Oxford'la ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi Oxford Üniversitesi'ndeki araştırma ortamı nasıl? Şimdi Türkiye'de de laboratuvarlarla çalışmıştınız. Burada da laboratuvarlarda 6 yıllarınız, hatta yurt dışına sayarsak daha uzun yıllarca araştırma yaptınız. Buradaki ortamla Türkiye'deki ortam arasında bir farklılık var mı? Ya da bizim burada bilmemiz gereken ya da burada görüp şaşırdığınız bir şey var mı? Ya kaynak açısından bence çok büyük sıkıntı yok Türkiye'de. Yani burada mesela şimdi size gösterdiğim mikroskoplar var. Bunlar tabii Türkiye'de yok böyle şeyler ama Türkiye'de bunlara talep yok maalesef. Çünkü ben Türkiye ile sıkı işbirliği halindeyim.
işte mikroskop bir görüntüleme komünitesi oluşturmaya çalışıyorum. Ve bana çok olumlu dönüşler geri geliyor. Yani eğer istiyorsanız şöyle bir süper çözünürlüklü mikroskop satın alabiliriz. Böyle bir fon oluşturabiliriz sizin için. Bunu ben kullanmayacağım tabii ki. Türkiye'li bilim insanları kullanacak. Ama ben bir yüzey araştırması yapıyorum. Diyorum ki mesela bunu kaç kişi kullanır Türkiye'de? Maalesef öyle bir talep yok. Yani anladım. Türkiye'nin aslında kaynak sıkıntısı, Oxford'un tabii ki, Oxford kadar zengin değil Türkiye üniversiteleri. Oxford kadar kaynak bolluğu da yok. Ama kaynak sıkıntısı da çok yok. Bence esas problem Türkiye'de işte kaynakların kullanılması ve bir bilim kültürü. Burada bilim çok hızlı ilerliyor. Durağan değil mesela. Yani evet. Bir problem hemen soru sorulur sorulmaz bir şekilde o soruya cevap veriliyor. En önemli şey mesela Oxford'da, Cambridge'de, Harvard'da önemli soru sorulması. Cevabı bir şekilde verilir. Önemli olan kritik soruyu bulmak. Soru soruluyor, cevap veriliyor. Soru soruluyor, cevap veriliyor. Çok hızlı, dinamik bir şekilde işliyor. Ama işte Türkiye gibi ülkelerde, ya sadece Türkiye'de değil birçok ülkede biraz daha atıl bir şekilde işliyor bu. Anladım. Peki şimdi bilim dünyasında iletişim de çok önemli. Yani siz dediniz ya doğru soruları sormak ama bu illa bu cevabı kendiniz vereceğiniz anlamına gelmiyor. Başka bilim insanlarıyla, başka bilim dallarıyla da iletişim içerisinde olmanız lazım. Mesela bunu nasıl sağlıyorlar? Böyle seminerler, konferanslar evet, gibi evet. mi ya da bu network olayı kesinlikle nasıl sağlanıyor? Çok önemli bir konu. Yani bizim alanımızda da öyle. Biz benim öğrencilerime de baktığınızda biyolog da var, fizikçisi de var, biyokimyacısı da var. Bu çok çok önemli aslında. Şu anda aslında bilimin en önünde giden alanlar işte bilgisayar bilimlerini, biyolojiyi, fiziği hepsini birleştirebilen alanlar. Ve Oxford bunu nasıl sağlıyor? Ya böyle enstitüler kuruyor mesela, interdisipliner enstitüler kuruyor. Burada mesela bakın bizim laboratuvar bağışıklık sistemi ünitesinin içerisinde. Yani bizim evet. laboratuvar neden bir bağışıklık sistemi ünitesinin içerisinde olsun ki? Biz genelde fizikçiler, kimyacılar olarak çalışıyoruz. Ama bunları bir araya getirerek daha önce cevaplanamamış bir soruyu cevaplamaya çalışıyorlar burada. Anladım. O hepsinin bir arada çalışmasıyla evet. bir çözüm veriyor. Ya bizde de aslında bu yavaş yavaş başlıyor. Mesela bazı üniversiteler artık departmanlar yerine doğa bilimleri diye başlıyor lisansa. Ki öğrenciler bu mantalitayı alabilsinler diye. Peki bir de şimdi Türkiye'den bahsetmiştik ya. Dediniz ki hani isteyen yok, talep yok. Şimdi bu noktada o zaman bir insan kaynağı ihtiyacı var. Yani kendi geliştirmiş, bilimle uğraşabilen, uğraşmak isteyen, arzulayan hem öğrencilere ihtiyaç var hem de hocalara ihtiyaç var. O zaman aslında burada da bize büyük bir görev düşüyor. Ben de aslında fakültemin başındayım ve kendimi nasıl geliştirebilirim diye bakıyorum. Siz de aynı şekilde öğrenciler olarak biz istersek bu ortamı gerçekleştirebiliriz. Artık kaldığımız yerden kesinlikle. Devam etmemiz de gerekiyor. Yani Türkiye'li öğrenciler bence muhteşemler. Yani ben her sene alıyorum Türkiye'den öğrenci. Çok iyiler. Özellikle teorik bilgileri çok iyi. Pratikte biraz yavaşız sanki. Çünkü bölümler çok fazla insan aldığı için laboratuvara çok girmiyor sanıyorum öğrenciler. Evet. Bu giderek de artıyor. Arttığı için de pratik giderek azalıyor. Onun dışında teorik bilgi çok iyi. Yani öğrencilere tabii ki büyük görev düşüyor. Hem bilimsel bilgiyi bulup kullanma açısından, hem üretme açısından, hem de yani bir şekilde bilimin geleceği sizsiniz arkadaşlar. Yani ne nasıl bir bilim Türkiye'ye götürmek istiyorsanız öyle bir bilim gelecek Türkiye'ye. Hocam tüm cevaplarınız için çok teşekkürler. Benim de aklıma takılan birçok soru vardı. Hani bunları da sorduk. İnşallah daha önümüzdeki günlerde de bu tarz videolar da çekeriz. Belki beraber de videolar hazırlarız yine. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin hocam. Gençlere söylüyorum, bilimin ışığında yürüsün gençler. Bilime güvensinler. Bilimsel bilgi ne olursa olsun kendini kanıtlıyor. Geleceğe kalan tek miras bilgi arkadaşlar. O yüzden bilgiye güvenin. Çok teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.